Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Bu akşam 3 hanımefendi ve 1 beyefendiyle yine Ben Bilirim diyeceğiz. Siz de bize ekran karşısından eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi başlayalım. Başvuru videolarımızı izleyerek. Merhaba, ben Sezen Köksal. 36 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Pazarcı Sigorta Şirketi'nde hasar uzmanı olarak görev alıyorum. Evlenmeye geldim. Hepinize bol şans. Merhabalar, ismim Selen. 30 yaşındayım, mimarım. İstanbul'da bir kedi kızımla beraber yaşıyorum. Bulunduğum şehirde mimari pratiğimi sürdürürken, diğer yandan mimar tasarım programında yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisansa ait üretimlerimi çıkarırken Ben Bilirim yarışması geri planda iyi bir eşlikçi oluyor. Yarışma hem çok keyifli hem de çok öğretici. Bu yüzden katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Merhabalar, Cemile Faydın ben. 34 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Sinopluyum. Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir mağazada mağaza müdürü olarak görev yapıyorum. İş dışında da boş zamanlarımda çeşitli spor faaliyetlerinde amatör olarak ilgileniyorum. Teşekkürler. Ben Arzu Çağlar. 55 yaşındayım. Emekliyim. 2 tane evladım var. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmamızı çok beğenerek izliyorum. Ve kendimi denemek istiyorum. Herkesin dediği gibi anılarıma bir yenisini daha katmak istiyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, dört değerli misafirimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam stüdyomuzda bir numaralı masamızda Arzu Hanım var. İki numarada Sezen Hanım'la yarışacağız. Üç numarada bu akşamın tek erkek yarışmacısı Cemil Bey ve 4 numarada da Selin Hanım var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Yine güzel başvuru videoları gelmiş. Sağ olsunlar, enerjileriyle, güzel enerjileriyle stüdyomuza geldiler. 1 numaradan Arzu Hanım'la başlıyoruz. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hoş buldum. Ben Arzu Çağlar. İstanbul'da yaşıyorum. 55 yaşındayım. Emekliyim. 2 tane evladım var. Onlarla vakit geçiriyorum. Emekliliğin tadını çıkarıyorum. Evet, özellikle son 2 yılda emekliliğin tadını daha fazla çıkarmaya başlamış Arzu Hanım. Evet, evet, evet. Umarım bu akşam da o tatlardan biri olur, keyifli olur sizin adınız Arzu İnşallah. Hanım. İnşallah. Pandemide bize çok iyi geldiniz. Teşekkür Bu ederim. Yarışma ve siz çok iyi geldiniz. Teşekkür ediyorum özellikle size ve ekibinize. Biz teşekkür ederiz. Özellikle o pandeminin zor günlerinde çok fazla misafirimizi de stüdyomuzda ağırladık. Evet. Tüm katılanlara, bizi ekranda hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize de teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli seyircilerimize bugün de yarışmak kısmet oldu Arzu Hanım. Evet, umarım güzel olur, keyifli olur sizin evet, adınıza. Evet. Başarılar dilerim Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve 2 numaraya Sezen Hanım'a dönüyoruz. Hoş geldiniz Sezen Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Sezen Kömürcü. İstanbul'da yaşıyorum. Ben de pandemi ve öncesinde aslında tanıştım Ben Bilirim programıyla. Gerçekten home office çalışırken güzel eşlik ettiniz, enerji de verdiniz. Farklı bir keyif aldık hem çalışırken. O yüzden Teşekkür başvurmak ederim. İstedim ben de. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlara da yine bol şans diliyorum. Umarım keyifli geçer. Umarım güzel geçecektir. Güzel geçer. Yine birbirini tamamlayan, birbiriyle uyum içinde olan dört değerli misafirimiz var. Opa, herkes pandemi sürecinden bahsediyor. Biz de mesela pandemi sürecinde bu uzaktan yarışma stiline dönmüştük. Fakat orada da nasıl ki siz çalışma hayatınızda ofisle ev arasında aynı durum olmaması gibi bizde de mesela yarışmacımızla uzaktan bağlantıda yarışırken alttan matkap sesi giriyordu veya işte kapı çalıyordu, çöp almaya geliyorlardı falan derken öyle o tip şeyleri biz de yaşıyorduk. Bir şekilde hayatımızda o günler geride kalmaya başladı. Evet. İnşallah tamamen hayatımızdan Umarım. Çıkar. Sezen Hanım başarılar dilerim tekrar ederim. Bu akşam Ben Bilirim'de efendim. Sağ olun. Ve 3 numaraya Cemil Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Cemil Bey. Hoş bulduk. Cemil Apaydın ben. İstanbul'da ikamet ediyorum. Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir mağazada çalışıyorum. Yarışmayı ben de diğer arkadaşların söylediği gibi çok keyifle takip ediyorum. Televizyonda gördüğümüzde kaldığımız programlardan biri. Umarım keyifli, güzel, bu pandemide zor süreçten sonra güzel bir anı olarak bizim de hayatımıza yer edecektir.
Hepimiz için güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Ben de size bu akşam güzel bir yarış diliyorum. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz tek erkek olarak? Aslında şanslı hissediyorum. Çok güzel. Yani arka tarafta otururken de bunun bayağı sohbetini yaptık. Umarım hepsiyle her zaman güzel bir yarışmayı çıkarmış oluruz. Peki efendim, başarılar derim bu akşam Cemil Bey'e de. Ve 4 numaraya Selen Hanım'a dönüyoruz. Hoş geldiniz Selen Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba. İsmim Selen, 30 yaşındayım, mimarım. İstanbul'da yaşıyorum kedi kızımla beraber. Bir yandan yüksek lisans yapıyorum. Aslında yüksek lisans çalışmalarını üretirken tanıştım sizle. Gece geç vakitlerde iyi bir eşlikçi oluyorsunuz gerçekten. Hem çok öğrendiğim hem de çok keyif aldım. Bu keyfi burada da yaşamak istedim. Dediğim gibi kulisten beri eğleniyorum zaten. Devam eder umarım. Umarım güzel geçer. Sizin adınıza da Selin Hanım. Zaten ekran karşısında herkes belli bir tempoda yarışıyormuş. Bakalım burada o dörtlü tempo nasıl ilerleyecek? Selin Hanım'a da başarılar bu akşam. Çok ben bilirim de. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, dört misafirimizi tanıdık. Artık ben bilirim de sorulara başlama vakti. İlk turun ilk sorusu için Arzu Hanım'a dönüyoruz. Buyursunlar, harf tablosu. Bu akşamın ilk harf tablosu geldi. Hangisiyle başlayalım Arzu Hanım? Elif'in E'si. Elif'in E'si 50 puan kazandırabilir. Araç gereçler olacak ilk sorumuzun kategorisi. Boruların doğrultusunu değiştirmeye yarayan bağlantı parçasıdır. Süremiz başladı. Dirsek. Dirsek. Son anda gelen cevap Arzu Hanım'a açılış yaptırır mı görelim. Kutlarız. Gelmiyor mu acaba dediğimiz anda Arzu Hanım puanı aldı. Tebrik ederiz Arzu Hanım. Sağ olun. Şimdi Sezen Hanım'la gidiyoruz harf tablosuna. Sezen'in S'si. Sezen'in S'si 80 puan değerinde mesleklerden gelecek. Bu kez sorumuz. Uzmanlık alanı iktisat olan kimsedir? Süremiz başladı. Ekonomist. Ekonomist. Sezen Hanım da seçtiği ilk harften puanını alır mı? Görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun size de Sezen Hanım. Darısı Cemil Bey'in başına. Cemil Bey seçiyor harfimizi. Annem Rabiye'nin R'si. Rabiye. Evet. Rabiye Hanım'ın R'si 30 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi sağlıkmış efendim. Geliyor. Sakağı olarak da bilinen, daha çok tek tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Sezen Hanım. Rota. Rota. Virüsü var ama. Acaba o mu? Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap rota değilmiş. Kutularımızdan biri açılıyor. 20 puanımız var. Sakağı olarak da bilinen, daha çok tek tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalık Sezen Hanım. Ruam. Ruam. Rotayla alamadık. Ruamla alır mıyız? Tebrikler. Ve Selen Hanım seçiyor ilk harfini. Ben de annemin adını seçeceğim. Nur'un N'si. Nur Hanım'ın N'si 40 puan kazandırabilir. Kategorisi eşyalar sorusu geliyor. Genellikle arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen ev eşyasıdır. Süremiz başladı. Divan. Divan. Selen Hanım da annesinin ismiyle seçtiği ilk sorusundan 40 puanlı açılış yapar mı? Görelim. Tebrikler. Evet, ilk 4 sorumuzu geride bıraktık. 5.'sinin sahibi de yine Arzu Hanım olacak. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'mızdan 50 puan kazanabiliriz. Bu kez müzikten geliyor efendim şu sorumuz. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Sözleriyle Coşkun Sabah'tan dinlediğimiz şarkıdır. Nokta nokta sana. Süremiz başladı. Aşığım sana. Aşığım sana. Arzu Hanım bu cevabıyla 100 puanı görür mü? Kutlarız.
Evet, Arzu Hanım'a puan kazandıran, şarkısıyla puan kazandıran Coşkun Sabah da ekranımıza geldi efendim. İzliyorsa saygılar. Şimdi yeni soru vakti Sezen Hanım için. Yozgat'ın Y'si. Yozgat 40 puan. Kategorisi bu kez edebiyat olacak. Sorumuz şöyle efendim. Garip akımının kurucularından olan Perçemli Sokak, Koca Bir Yaz gibi kitaplarıyla bilinen şairdir. Nokta nokta Rifat. Süremiz başladı. Oktay Rifat. Oktay Rifat. Sezen Hanım şu ana kadar fire vermedi. Buradan da 40 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, edebiyatımızın önemli değerlerinden Oktay Rifat da ekranımıza geldi efendim. Şimdi Cemil Bey için dönüyor harfler. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'dan 70 puan kazanabiliriz. Kategorisi tarih olacak. Buyursunlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta geçmiş padişah sayısıdır. Süremiz başladı. 34. 34. Cemil Bey'e ilk puanını kazandırır mı? Hayır dediler. Buyurun Selen Hanım. 36. 36. Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta geçmiş padişah sayısı bu kez oldu mu görelim. Kutlarız. Ve Selen Hanım seçiyor 8. harfimizi. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 60 puan değerinde sinemadan alacağız Selen Hanım. Şöyle sorulmuş. Baba filmlerindeki Corleone ailesinin memleketi olan Akdeniz Adası'dır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. Sicilya. Sicilya. 60 puan Sezen Hanım'a gider mi? Tebrikler. Bu kez de Cemil Bey butona gitti ama yetişemedi galiba. Evet. Sezen Hanım hızlı davrandı. 8 sorumuzu geride bıraktık. Puan tablomuza şöyle bir bakacak olursak Sezen Hanım 200 ile lider, Selen Hanım 110 puanla ikincilik koltuğunda, Arzu Hanım 100 puanda, Cemil Bey ile de birazdan güzel bir açılış yaparız efendim. Şimdi Arzu Hanım'dayız. Berk'in B'si. Berk'in B'si 40 puan. Kişi isimleri ve anlamlarından alıyoruz. Tek, eşsiz gibi anlamları olan isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selen Hanım. Burcu. Burcu. 40 puan Selen Hanım'a yazılır mı? Hayır dediler. Buyurun Sezen Hanım. Birol. Birol oldu mu? Aradığımız cevap Birol da değilmiş. Kolaylaştırmak için kutularımızdan bir tanesini açalım efendim. Buyurun Cemil Bey. Baran. Baran'la alır mıyız o 30 puanı? Yine olmadı Sezen Hanım. Birim. Birim mi? Birim de olmadı. Tek eşsiz gibi anlamları olan isim Cemil Barış. Bey. Barış. Tek eşsiz görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan biri daha açılıyor. Buyurun Cemil Bey. Berke. Berke ile 20 puan Cemil Bey'e gider mi? Yine olmadı Selen Hanım. Birce. Birce ile o 20 puan Selen Hanım'a yazılır mı? Kutlarız. Evet, epey B harfi olan isim duyduk. En son Cemil Bey Barış'a kadar gitti. Evet, yani. Birçok farklı anlamdaki isim geldi ve tebrik ederiz. Selen Hanım'ı puanı kazandı efendim. Şimdi yola devam ediyoruz. Sezen Hanım sizdeyiz. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ımızda da 60 puanımız varmış. Genel kültürden geliyor. Hayranlık uyandıran, etkileyiciliğe verilen addır. Süremiz başladı. Muazzam. Muazzam. Muazzam mı aradığımız cevap? Olmadı. Hayranlık uyandıran, etkileyiciliğe verilen addır. Kutu, buyurun Cemil Bey. Muazzez.
Muazzez oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Sezer. Efendim? Karizma. Karizma. Bu kez puan kazanır mıyız? Tebrikler. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Sezen Hanım bu cevabıyla 240'ı gördü. Biz de yola devam ediyoruz. Harfimizi seçecek misafirimiz Cemil Bey'le. Fevzi'nin F'si. Fevzi'nin F'si 40 puan. Kategorisi alet, edevat. Sorusu şöyle efendim. Tornacılıkta kullanılan bir deliğin ağzını genişletmeye veya şekil vermeye yarayan alettir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Arzu Hanım. Freze. Freze. Doğru mu? Görüyoruz. Tebrikler. Arzu Hanım nasıl gidiyor, ısındınız mı? İyiyim, daha iyisiniz, iyisiniz. Daha iyi. Nazar değmesin, iyi evet. Gidiyoruz. Ve sorumuzun sahibi şimdi de Selen Hanım. Işığın ısı. Işığın ısı 50 puan. Kategorisi bu kez coğrafya ve geliyor. Kuzey Avrupa'da yer alan, kıyısındaki ülkelerin adıyla anıldığı iç denizdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. Baltık. Baltık. Yine Cemil Bey ile Sezen Hanım arasında bir buton yarışı. Yine Sezen Hanım kazanan taraf. Peki puan alır mı? Görelim. Kutlarız. Efendim yola devam ediyoruz. Cevaplar hızlı gelmeye devam ediyor. Arzu Hanım sizdeyiz. Arzu'nun ağası. Arzu'nun ağası. 80 puanımız var. Anlam bilgisinden alıyoruz. Acımasızca söylemek anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gaddarca. Gaddarca. Oldu mu? Hayır dediler. Aradığımız cevap gaddarca değilmiş. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Acımasızca söylemek, nokta nokta etmek. Buyurun Sezen Hanım. Ver yansın. Ver yansın. Doğru mu? Kutlarız. Sezen Hanım seçiyor. Manisa'nın M'si. Manisa'mızdan da 60 puan kazanma şansımız var. Bir anlam bilgisi daha varmış. Alırız efendim. Bir şeyi göz önünde canlandıran anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Aradığımız cevabı ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir şeyi göz önünde canlandıran anlamındaki sözcük. Buyurun Selen Hanım. Yanlışa bastım. Temsili diyeceğim, olmayacak. Temsili aslında oluyor ama harf olarak. Oluyor mu? Tamam. Yani temsili. Temsili. Görelim. Kutlarız. Eksik saydım. Bazen öyle oluyor. Fazlasını evet, sayıyoruz ya da eksiğini sayıyoruz. Allah'tan cevabınızı içinizde tutmadınız. Bazen puan da alamayabiliyoruz öyle. Tebrik ederiz Seren Hanım. Şimdi sorunun sahibi Cemil Bey. Hatay'ın H'si. Hatay 40 puan kazandırabilir. Sorumuz futboldan gelecek Cemil Bey için. 2012'de Beşiktaş'a, 2017'de Trabzonspor'a transfer olan milli futbolcudur. Olcay nokta nokta. Süremiz başladı. Şahan. Olcay Şahan. Bu cevap Cemil Bey'e ben bilirimdeki ilk puanını kazandırır mı? Kutlarız.
Evet, ekranımıza geldi milli sporcumuz Olcay Şahan. Cemil Bey, tebrik ederim. Sonunda kırdık şeytanın bacağını. Evet. Zaten ben futbol kategorisi dediğimde siz gönül rahatlığıyla şöyle bir kafa salladınız. Tamamdır bende evet, dediniz. İlgi alanımda evet, futbolla da ilgileniyorum yani o yönde. Mutlu oldum tabii. Güzel güzel aldığımı. Açılışı yaptık, artık devamı gelecektir. Tebrik ederim efendim. Şimdi sorumuzun sahibi Seren Hanım. Limanın L'si. Limanın L'si 50 puan. Kategorisi coğrafya, sorumuz şöyle. Sıcaklık ve basınç farklarına bağlı olarak ortaya çıkan bir yerel rüzgardır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. Meltem. Meltem. Doğru mu? Tebrikler. Evet, ikidir aynı şeyi yaşıyoruz. Coğrafya diyorum, Seren Hanım benden gelmez bakışı atıyor. 10 saniye içinde gelmiyor, Sezen Hanım'a geliyor. Evet, Sezen Hanım oradan iyi puan aldı. Ve 400'ü gördü liderlik koltuğunda efendim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Artık ilk turda kalan soru sayısı son 8. Buyursunlar Arzu Hanım. Van'ın V'si. Van'ın V'si 60 puan. Ulaşımdan gelecek bu kez şu soru. Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtıdır. Süremiz başladı. Tramvay. Tramvay. ...200 puana ulaşır mı Arzu Hanım bu cevabıyla? Tebrikler. Harflerimiz Sezen Hanım için ekranda. Buyursunlar. Yumuşak G. Yumuşak G 80 puan kazandırabilir. Mecaz kategorisiyle yola devam ediyoruz. Bir şeyi bol miktarda, beklenenin üstünde ve şaşırtacak kadar çok vermek anlamındaki mecazi sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Arzu Hanım. Bağışlama. Bağışlama. Oldu mu? Hayır dediler. Aradığımız cevap bağışlama değilmiş. Bir şeyi bol miktarda, beklenenin üstünde ve şaşırtacak kadar çok vermek. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Selen Hanım ben bilirim dedi. Yağdırmak. Yağdırmak. Bu kez oldu mu? Sayıyor şu an harfleri Seren Hanım. Görelim. Kutlarız. Az önce temsiliyde emin olamayınca bu kez güzel geldi. Tebrik ederim Seren Çok Hanım. Çok teşekkürler. 240 oldu Seren Hanım'ın da tablosu. Bizim de elimizde kaldı son 6 harf. Cemil Bey seçecek birini. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ımızdan da 60 puan kazanmak mümkün. Kategorisi oyunlar sorusu geliyor. Tavlada atılan zarlardan birinin 5, diğerinin 2 gelmesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selen Hanım. Pencedü. Pencedü. Oldu mu? Hayır dediler. Pencedü olmadı. Zarlardan birinin 5, diğerinin 2 gelmesi Sezen Hanım. Cihardü. Cihardü oldu mu? O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var. Buyurun Sezen Hanım. Yanlış. Pendüse diyecektim ama yanlış oldu. Pendüse evet harfler oldu. Ters oldu. Sağlık olsun gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. Pençedü. Pençedü oldu mu? Yine olmadı. Kutularımızdan bir tanesi daha açılıyor. Şu ana kadar söylenen o verilen cevaplardan bir tanesi bir harf yaklaşığıydı. Acaba ne olabilir aradığımız cevap? Buyurun Sezen Hanım. Pencidü. Pencidü oldu mu? Yine olmadı. Kutularımızdan bir tanesini daha açmadan Cemil Bey. Pencidü. Du, u ile olabilir u ile, dedi u. Cemil Bey de.
Hence du. Oldu mu? Olmadı. Kutularımızdan biri daha açılıyor. Bir kutu daha. 20 puan Selen Hanım. Pencüdü. Pencüdü. Az önce o söylediğim cevapta pencedü ile en çok yaklaşan Selen Hanım'dı. Bu kez puan alır mıyız? Tebrikler. Efendim son 5 sorumuzdan biri için şimdi Selen Hanım'la seçeceğiz harfimizi. Çınar'ın Ç'si. Çınar'ın Ç'si 80 puan canlılar dünyasından alıyoruz. Çatal kuyruklu, ince ve uzun kanatlı, küçük, göçebe bir kuş türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cemil Kırlangıç. Bey. Kırlangıç. Kırlangıç. Şu ana kadar girdiği buton yarışlarını kazanamamıştı. Bu kez buton hakkını kazandı. 80 puan da kazanır mı? Kutlarım. Şöyle bir taradım siz cevap verirken herkes gülerek bakıyor. Kırlangıç bende diye. Evet. Cemil Bey aldı cevap hakkını ve ekranımıza da görseli geldi efendim. Tebrik ederiz Cemil Bey'i. Artık 100 puanın altında misafirimiz yok. Tabloya dönecek olursak. Son 4 soruya girerken lider Sezen Hanım 400, Selen Hanım 260'da ikincimiz, Arzu Hanım 200 puanda, Cemil Bey de 120 puana ulaştı. İlk turumuzun son 4 harfinden biri için Arzu Hanım'a döndük. Tamer'in T'si. Tamer'in T'si 80 puan anlam bilgisinden alıyoruz. Beğenmek, hoşlanmak, keyif almak anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? 80 puanlık sorumuzun cevabını. Beğenmek, hoşlanmak, keyif almak. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Sezen Hanım. Haz etmek. Haz etmek. 60 puan kazandırır mı? Kutlarım. Yeni harfimizin sahibi Sezen Hanım. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'lu misafirimiz Sezen Hanım memleketi seçti bu kez de. Kastamonu'dan 80 puan kazanabiliriz. Spordan geliyor sorusu. Vücudun zinde olması amacıyla yapılan çalışmalara verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selen Hanım. Jimnastik. Jimnastik. Görelim. Kutlarız. Kaldı son iki harf. Cemil Bey'deyiz efendim. İzmir'in iyisi. İzmir'imizden 60 puan kazanabiliriz. Genel kültürden gelecek Cemil Bey. Soru şöyle. Bir şeyi farklı kılan, başkalarından ayrılmasını sağlayan niteliktir. Süremiz başladı. Özellik. Özellik. Bu akşam açılışı geç yapan fakat devamında güzel puan kazanan Cemil Bey 60 puan daha ekler mi? Kutlarız. Ve efendim Ben Bilirim'in ilk turunun son harfi için Selen Hanım'dayız. Ve ordunun O'su. Ve ordunun O'su kaldı elimizde. 80 de puanımız var. Tabirlerle ilk turu tamamlıyoruz. Adı hatırlanmayan ufak ve değersiz şeyleri ifade eden tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Adı hatırlanmayan ufak ve değersiz şeyleri ifade ederken kullanırmışız. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Cevap şu an gelirse 60 puan kazanabiliriz. Bir kutu daha.
50 puanımız var. İlk turunun son sorusunun puanı hangi misafirimize yazılacak? Bir kutu daha. Buyurun Selen Hanım. Zamazingo. Zamazingo ile kendi sorusundan puanı alıp turu tamamlar mı Selen Hanım? Görelim. Kutlarız. Efendim böylece ilk 24 soruyu geride bıraktık. Misafirlerimiz ısındı. Peki o ısınma puan tablolarına nasıl yansımış? Dönecek olursak Sezen Hanım 460 ile lider. Selen Hanım 380. Arzu Hanım 200, Cemil Bey 180 puan topladı. Gayet güzel ilerliyoruz. Bakalım yüksek puanların ardından finalde kimler yarışacak? Onu görmek için hadi birlikte ikinci tura geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuza başlıyoruz. Arzu Hanım'ın seçeceği harfimizle. Datça'nın D'si. Datça'nın D'si 110 puan değerinde. Edebiyatla başlayacağız ikinci turumuza. Buyursunlar, Arzu Hanım için geliyor. Dört kız kardeşin hikayelerinin anlatıldığı Louise May Alcott'ın dizisi ve filmi çekilmiş klasik romanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. Küçük Kadınlar. Küçük Kadınlar. Sezen Hanım ikinci tura 110 puan kazanarak başlar mı? Tebrikler. İlk turumuzun lideriydi Sezen Hanım. İkinci turumuza da 570 puanı görerek başladı. Şimdi de harfini seçiyor. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa 170 puan değerinde. Sorumuz özel numaralardan geliyor. Alo 114 hattından acil yardım hizmeti veren kısaltması UZEM olan birimdir. Ulusal nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Aradığımız kısaltması UZEM olan birimi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 150 puanımız var. Buyurun Sezen Hanım. Ulusal Zarar Danışma Merkezi. Ulusal Zarar Danışma Merkezi 150 puan kazandırır mı? Hayır dediler. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kaldı 130 puan. Alo 114 hattından acil yardım hizmeti veren kısaltması UZEM olan birim Selen Hanım. Ulusal Zehir Danışma Merkezi. Ulusal Zehir Danışma Merkezi. İlk turda bütün coğrafya sorularını Sezen Hanım'a kaptırmıştı. Selen Hanım bu kez Sezen Hanım da tabağı boş göndermez mi? Görelim. Kutlarız. Ve liderlik yarışında fark sadece 60 puan oldu efendim. Şimdi Cemil Bey seçecek harfimizi. Çorum'un Ç'si. Çorum'un Ç'si 120 puan. İlk turda futbol almıştı Cemil Bey. Bir tane daha futbol var, geliyor. Geçmişte Fenerbahçe forması giyen futbolcu Robin van Persie'nin bir lakabıdır. Süremiz başladı. Uçan Hollandalı. Uçan Hollandalı. Cemil Bey de futbol kategorisinden gelen soruyla yüzü gülerek ikinci tura güzel bir başlangıç yapar mı? Tebrikler. Ve ekranımıza da Robin van Persie geldi. Bir dönem Fenerbahçe futbol forması giyen dünyaca ünlü futbolcu. Şimdi Seren Hanım seçiyor dördüncü harfi. Yıldız'ın Y'si. Yıldız'ın Y'si 90 puan. Coğrafyadan gelecek Seren Hanım için sorumuz. Coğrafya kadardır. Mısır'ın Feneri ve kütüphanesiyle ünlü liman şehridir. Süremiz başladı.
Gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. İskenderiye. İskenderiye. Gelmiyor, gelmiyor. Aynı durumu 3. mü 4. mü oldu? Yaşıyoruz. 4 oldu. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, bu durumun artık haber değeri yok çünkü artık çok tekrarlanmaya başladı. Evet. Senin Hanım'dan sekti, Sezen Hanım'a gitti. Tebrik ederiz efendim. Şimdi Arzu Hanım seçiyor sıradaki sorumuzu. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi 90 puan değerinde, genel kültürden gelecek Arzu Hanım, sizin için efendim. Yeni bir yuvanın temelleri atılırken tören ve eğlence amaçlı kiralanan yerdir. Süremiz başladı. Düğün salonu. Düğün salonu. ...90 puan daha kazanır mıyız? Tebrikler. Sezen Hanım seçiyor bir harf daha. Trabzon'un T'si. Trabzon 110 puan değerinde, bu kez eğitimden gelecek Sezen Hanım için. Üniversitelerde ön lisans ve lisans programlarının bir kısmının örgün eğitim saatleri dışında uygulanmasıdır. Süremiz başladı. İkinci öğretim. İkinci öğretim. Doğru mu? Tebrikler. Cemil Bey'le gidiyoruz harflerimize. Rize'nin R'si. Rize 110 puan kazandırabilir. Milli parklarımızdan gelecek Cemil Bey şu sorumuz. Antalya'da birçok canlı türüne ev sahipliği yapan rafting alanının da bulunduğu milli parktır. Süremiz başladı. Gelmedi. 110 puanlık sorumuzun cevabını ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Sezen Hanım. Uymuyor. Kanyon diyecektim ama ne kanyonu? Ihra değil. Peki gelmedi. Geçtik, gelmedi. Sağlık olsun. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kaldı 70 puan. Aradığımız milli parkımız, Arzu Hanım buyurun. Görgülü Kanyonu. Görgülü Kanyonu. Oldu mu? Hayır. Olmadı. Bir kutu daha. 60'a düştük. Buyurun Sezen Hanım. Köprülü Kanyon. Köprülü Kanyon. Evet, rakipleri pişman etti bu cevap. Bu kez 60 puan Sezen Hanım'a gider mi? Tebrikler. Ve Selen Hanım seçiyor. Şimdi de yepyeni bir harf. Pınar'ın P'si. Pınar'ın P'si 90 puan. Bu kez sağlıktan alıyoruz Selen Hanım'la. Buyursunlar. Çeşitli doğal kokulu maddelerle yapılan, iyileştirmede olumlu etkileri bulunan yöntemdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. Aromaterapi. Aromaterapi. Görelim. Kutlarız. Efendim, puan tablomuza gitmedik ikinci turda. Dilerseniz bir puanlarımıza bakalım. Son durum şöyle. Sezen Hanım 920 ile lider. Selen Hanım 510 ile ikinci. Cemil Bey 300 puanda. Hemen 10 puan gerisinde de Arzu Hanım 290 ile yarışı sürdürüyor. Buyursunlar, Arzu Hanım'dayız. Isparta'nın iyisi. Memleketim. Ispartalı misafirimiz Arzu Hanım. Isparta'nın iyisi 100 puanımız var. Kategorisi deyimler ve soru şöyle. Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış bir durumdan yararlanmaktır. Süremiz başladı. Hazıra konmak. Hazıra konmak.
Arzu Hanım'ı üçüncülük koltuğuna taşır mı? Tebrikler. Bir soru daha seçiyoruz. Sezen Hanım için gelecek harfler. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'dan da 160 puan kazanma şansımız var. Bir deyimimiz daha varmış, geliyor. Büyüklenmek, böbürlenmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Final turumuza doğru ilerlerken yüksek puanlı bir deyimimiz ekranda. Ben bilirim diyen var mı? Büyüklenmek, böbürlenmek. Kutularımızdan birini açıyoruz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Selen Hanım. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Kurum kurum kurulmak. Kurum kurum kurulmak. Görelim. Kutlarız. Evet, Türk Dil Kurumu bu ifadenin iki halini kabul ediyordu. Biri kurum kurum kurumlanmak, diğeri de kurum kurum kurulmaktı. Selen Hanım'a gitti puan. Tebrikler efendim bir kez daha. Şimdi harfimizi seçecek misafirimiz Cemil Bey. Edirne'nin E'si. Edirne 110 puan değerinde. Sorumuz renklerden geliyor efendim. Yeşil ile mavi arasında dalgalı bir renktir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Yeşil ile mavi arasında dalgalı renk. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son bir dakikaya doğru ilerliyoruz ve bir kutu daha geliyor. Bir kutu daha. Kaldı 60 puan. Buyurun Arzu Hanım. Güvercin göğsü. Güvercin göğsü. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Arzu Hanım tablosunu 450 puana taşıdı bu cevabın ardından. Şimdi sorumuzu Selen Hanım seçecek. Fatsa'nın F'si. Fatsa 110 puan kazandırabilir. Anlam bilgisinden alıyoruz. Yararlanmak anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. İstifade etmek. İstifade etmek. Görelim. Tebrikler. Efendim bu akşam da 1000 barajını aşan ilk misafirimiz Sezen Hanım oldu. 1030 puanı gördü. İkincilik koltuğunda Selen Hanım var 630, Arzu Hanım 450, Cemil Bey 300. Kaldı elimizde final turu öncesi son 8 soru. Bakalım kimler finale yükselecek? Arzu Hanım'la başladık. Giresun'un G'si. Giresun 110 puan değerinde canlılar dünyasından alacağız Arzu Hanım için. Çok sayıda türü olan sarı göz, kara göz, mercan, çipura gibi balıkların yer aldığı familyadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cemil Bey. Palamutgiller. Palamutgiller. Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap palamutgiller değilmiş. Bir kutu açıyoruz. Buyurun Sezen Hanım. İstakozgiller çıkmadı, yanlış oldu. İstakozgiller. Oturmuyor ama görelim. Evet.
Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Cemil Bey. Yok. Yanlış. Peki efendim. Gelmedi. Bir kutu daha. Kaldı 80 puan. Çok sayıda türü olan sarı göz, kara göz, mercan, çipura gibi balıkların yer aldığı familya için bir kutu daha. Kaldı 70 puan. Buyurun Arzu Hanım. İzmaritgiller. İzmaritgiller. Son sorularda çıkışını sürdüren Arzu Hanım buradan da 70 puan kazanır mı? Tebrikler. Liderlik yarışında fark biraz var mesafe. İkincilik yarışında fark böylece 110 puana düştü. 630-520 efendim Arzu Hanım'ın tablosu. Yeni sorumuzu Sezen Hanım seçiyor. Bursa'nın beysi. Bursa 120 puan değerinde birlikte bir söz arayacağız Sezen Hanım. Geliyor. Bu işi yapacak güçte değilim. Zorlamanın yararı yok anlamındaki sözdür. Nokta 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 ben gidemem. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu ifade Türk Dil Kurumu'nun atasözleri ve deyimler sözlüğüne de bu şekilde geçmiş. Acaba ne olabilir aradığımız söz? Nokta 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 ben gidemem. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Sezen Hanım. Çabalama kaptan. Çabalama kaptan ben gidemem oldu mu? Kutlarız. Finale son 6 harf. Cemil Bey'deyiz efendim. Adana'nın ası. Adana 120 puan kazandırabilir. Bu kez müzikten gelecek şu sorumuz. 90'lı yıllarda Kınalı Bebek, Arnavut Kaldırımı adlı parçaları dinlediğimiz şarkıcıdır. Süremiz buyurun. Demet Sağıroğlu. Demet Sağıroğlu. Görelim. Tebrikler. Evet bugün isimlerden güzel puan aldı Cemil Bey. İlk evet. turda Olcay Şahan vardı. İkinci sonra turda Robin Van Persie vardı. Şimdi de Demet Sağıroğlu geldi karşımıza. İzliyorsa saygılar. Tebrik ederiz Cemil Bey'i final şansını koruyor. Teşekkür Şimdi rica ederim. Şimdi Seren Hanım'dayız. Son 5 harf. İzmir'in iyisi. İzmir 120 puan ekonomiden gelecek şu sorumuz. Bir kimsenin bir işi yapabileceğine ilişkin bankalarca verilen güvence belgesidir. Süremiz başladı. Teminat mektubu. Teminat mektubu. Hem son anda hem çok hızlı geldi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bazen süreye yetiştiremiyoruz Seren Hanım. Ben bir de sürekli geldi. Başkalarına pas verdiğim için buton ister istemez gitti. Evet, bu kez geldi puan 750'yi gördü Seren Hanım. Son 4 soru. Herkesin şansı devam ediyor Arzu Hanım'dayız. Üzümün üyesi. Üzümün üyesi 120 puan. Sorumuz hukuk kategorisinden geliyor. Kişi hak ve özgürlüklerini, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek gibi amaçları olan 5237 sayılı yasadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cemil Bey. Türk Ceza Kanunu. Türk Ceza Kanunu. Son 4 sorumuzdan birinin puanı Cemil Bey'e yazılır mı? Kutlarız. Final turumuza son 3 soru. Bir kez daha tabloya dönüyoruz. Sezen Hanım finalde 1120 puanla rakibini aramaya devam ediyoruz. 750 puanlı Selen Hanım mı? 540 puanlı Cemil Bey mi? 520 puanlı Arzu Hanım mı? Birazdan finalde yarışacak. Buyursunlar sorumuzun sahibi Sezen Hanım. Hatay'ın H'si. Hatay 190 puan değerinde
sorumuz deyimlerden geliyor. Darılıp konuşmamaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusunun cevabını ben bilirim diyen var mı? Darılıp konuşmamak. İletişimi kesmek. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. An itibariyle herkesin final şansı devam ediyor. Final turu öncesi son 3 sorudan biri ekranda. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 140 puana düştük. Buyurun Sezen Hanım. Dününe bir daha bakmamak. Dününe bir daha bakmamak oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Cemil Bey. Yüzüne bir daha bakmamak. Yüzüne bir daha bakmamak. Sezen Hanım'dan sekip Cemil Bey'e gider mi puanlar görelim. Kutlarız. Efendim böylece ikincilik yarışında fark 70 puana düştü. Selen Hanım 750, Cemil Bey 680. Final şansları devam ediyor. Şimdi Cemil Bey seçecek. Uğur'un Uğusu. Uğur'un Uğusu 160 puan. Atasözlerinden gelecek Cemil Bey için. Küçük bir sorunun üzerine çok düşülürse daha büyük dert açılır. Anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 nokta. Çıban edersin. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Nokta 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 çıban edersin. Ne olabilir? Aradığımız atasözümüz. Bir kutu açılıyor. Birazdan final turunda Sezen Hanım'ın rakibi kim olacak? Kritik bir soru ekranda. Bir kutu daha açılmadan Selen Hanım. Kurcalama sivilceyi çıban edersin. Kurcalama sivilceyi çıban edersin. Bu cevap Selen Hanım'ı final turuna taşır mı? Görelim. Tebrikler. Evet, tablo 1120'ye 900 oldu. Birazdan final turunda Sezen Hanım ve Selen Hanım yarışacaklar. Şimdi son harfimizin sahibi Selen Hanım. Zonguldak. Zonguldak kaldı elimizde. Kategorisi bayraklar sorusuysa şöyle sorulmuş. Almanya ve Belçika bayraklarında enine ve boyuna şeritler halinde bulunan 3 ortak renktir. Süremiz başladı. Siyah, kırmızı, sarı. Siyah, kırmızı, sarı. Finali garantileyen Selen Hanım 140 puan daha kazanır mı? Kutlarız. Evet, bu arada aradığımız o bayraklar da ekranımıza geldi. Almanya ve Belçika bayrakları. Heyecanlı bir iki turun ardından tablomuz şöyle efendim. Finalistlerimiz 1120 puanla Sezen Hanım ve 1040 puanla Selen Hanım. Kutlarız. Son iki soruya girerken final şansını daha da artırmıştı Cemil Bey. Hangi soruydu o kaçırdığımız? Kurcalama sivilceyi size girdi mi? Evet, evet. Kurcalama sivilceyi çıban edersin atasözü Cemil Bey'den gelmeyince o ana kadar şahane yarıştık. 680 ile bu akşamın üçüncüsü oldu. Arzu Hanım da ikinci turda çok güzel bir yükseliş yakalamıştı. Beraberinde 520 puan topladı bu akşam ben bilirim de tebrik ederiz. Evet, birazdan yine heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Arada sadece bir soruluk fark var. Bakalım günün birincisi kim olacak? Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Cemil Bey ne der bu akşama dair? Her şey için çok teşekkür ederim. Yani gelme amacıma uygun bir yarışma oldu. Çok keyif aldım. Arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Çok başarılı yarıştı onlar da.
Güzel bir gün oldu. Çok güzel bir anı oldu benim için. İlk başta da söyledim. Klişe, sıfır almayayım. Hani puandan bağımsız keyif alayım diye geldim. Dediğim gibi güzel bir gün geçirdim. Sizleri tanımış olduğuma da çok mutlu oldum. Sağ olun. Arkadaşlar arka tarafta bizi geldiğimiz dakikadan itibaren ağırlayan arkadaşlara da hepsi için emeğine de teşekkür ediyorum. Böyle. Teşekkür ederiz Cemil Bey. Ben de tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Biz de ağırlamaktan çok memnun olduk. Hedef sıfırın üzerine çıkmakta. 680 puan ekledik onun üzerine. Gayet de güzel yarıştık. Tekrar teşekkür ederim çok efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve Arzu Hanım ne dersiniz bu akşam için? Çok eğlendim. Anılarıma anı katmak istedim ve geldim. Çok mutluyum. Güzel bir yarışmaydı. Gençlere yollarını açtım. Güzeldi. Her şey çok güzeldi. Bir ara yol açıp açmamakta tereddüt ettiniz. Güzel puanlar geldi bir ara. Evet, Arzu Hanım. Evet. Sonra bir ara tıkandı. Bilmiyorum ne oldu. Ama buraya gelmek, bu heyecanı yaşamak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok ekibinize, teşekkür ederim. Size. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bir teşekkürüm de Arzu Hanım'ın, eminim şu an heyecanla sizi izliyordur anneniz. Evet. Sağ olsunlar. Ben bilirimi sürekli takip ediyorlarmış. Saygılar efendim. Tekrar teşekkür ederiz. Arzu Hanım ağırlamaktan çok memnun oldum. Teşekkür ederim. İzninizle biz son sorularımıza geçelim. Bakalım bu akşamın birincisi kim olacak? Şu an bir soru öndeki Sezen Hanım mı, yoksa bir soru geriden gelip Selen Hanım mı? Ben bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de artık son sorularımız. Bu akşamın birincisi kim olacak birazdan göreceğiz. Şu an avantaj bir soruyla Sezen Hanım'da. İlk kategorimizde Selen Hanım seçecek. Hazır mısınız Selen Hanım? Evet buyurun. O zaman buyursunlar, bu akşamın final turu kategorileri geliyor. Tarih, kumaş, bilim, anlam bilgisi ve yeşilçam var. Hangisiyle başlayalım Selen Hanım? Anlam bilgisi ye. Anlam bilgisi, cevapta göreceğimiz harf Yozgat'ın Y'si. İşte finalin ilk sorusu. Ağızdan ağza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, söylenti manasındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sezen Hanım. Rivayet. Rivayet. Cevap doğruysa Sezen Hanım farkı iki soruya yükseltir. Rivayet. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve şimdi de Sezen Hanım finaldeki ilk kategorisini seçiyor. Anlam bilgisinden devam edelim. Peki efendim, anlam bilgisini Kayseri ile tamamlıyoruz. Buyursunlar. Yaklaşık anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Selen Hanım. Takribi. Takribi. Cevap doğruysa Selen Hanım farkı yeniden bir soruya düşürür. Yaklaşık anlamına gelen sözcük takribi mi? Görelim. Kutlarız. Kaldı elimizde 8 soru, fark 1 soru. Kategori seçiyoruz Selen Hanım'la. Kumaş Van. Kumaş Van. Buyursunlar. Bir yüzü ince tüylü, kadifemsi yünlü veya pamuklu kumaştır. Süremiz başladı. Gelmedi. Burada da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan biri açılıyor. Son 15 saniyeye girerken açabileceğimiz ikinci kutuda ekranda. 10 saniye. Üç saniye, iki saniye, bir saniye ve iki misafirimiz de bu kumaş türünde butona gitmedi.
Peki aradığımız o kumaş türü neymiş? Birlikte görelim efendim. Divitindi aradığımız cevap. Gelir miydi yoksa hiç? Divit'i duydum da sonunu tamamlayamadım Sonunu tamamlayamadınız. Peki sağlık olsun diyelim efendim. Halen farkımız bir soru. Sorunun sahibi şimdi Sezen Hanım. Yeşilçam, Denizli. Yeşilçam, Denizli sorusu ekranda. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın rol aldığı bir yargı mensubunun öyküsünü anlatan filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan biri açılıyor. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın rol aldığı bir yargı mensubunun öyküsünü anlatan film. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son harf de geliyor. 10 saniye. Buyurun Selen Hanım. Bodrum havası. Bodrum havası. Cevap doğruysa Selen Hanım liderlik koltuğuna geçer. Bodrum havası. Oldu mu? Hayır dediler. Son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye kala Sezen Hanım buyurun. Bodrum hakimi. Bodrum hakimi. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ı buluşturan o Yeşilçam filmi. Bodrum hakimi ise fark 2 soruya yükselir. Görelim. Kutlarız. Evet, bir saniye kala gelen cevapla elimizdeki kalan soru sayısı 6'ya düştü. Fark da 2 soruya yükseldi efendim. Şimdi kategori seçiyoruz. Selen Hanım sizdeyiz. Bilim S. Bilim S kategorisi S harfi ekranda. Tarih öncesi anlamında da kullanılan, yazının bulunmasından önceki dönemi inceleyen daldır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. Buyurun Sezen Hanım. Prehistoria. Prehistoria. Cevap doğruysa bu kez fark 3 soruya yükselir. Oldu mu? Tebrikler. Kaldı 5 soru, fark 3 soru. Kategoriler geliyor Sezen Hanım için. Yeşilçam, İzmir'in iyisi. Yeşilçam az önce son saniyede puan almıştı Sezen Hanım. İzmir'in iyisi sorusu ekranda. İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa filmlerinde rol almış Yeşilçam'ın usta oyuncusudur. Nokta nokta Zobu. Süremiz başladı. Bilge Zobu. Bilge Zobu. Farkı 4 soruya yükseltir mi Bilge Zobu cevabı görelim. Tebrikler. Ben bilirim de artık kritik eşikteyiz. Kalan soru sayısı 4, farkımız 4. Buyursunlar, Selen Hanım seçiyor. Kumaş Hakkari. Kumaş Hakkari. Bu kategoride tamamlıyoruz efendim. Sorumuz şöyle. Tüysüz, ince, sık dokunmuş yün kumaştır. Süremiz başladı. Çaha. Çaha. Yok, çuha. 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 Doğruysa fark 3 soruya düşer. Çuha. Oldu mu? Tebrikler. Evet, kalan 3, fark 3. Sezen Hanım'dayız. Selen Hanım'ın derin nefesleri eşliğinde yol almaya devam ediyoruz. Hangisini seçelim Sezen Hanım? Bilimin B'si. Peki efendim, bilim B harfi. Buyursunlar. Deniz, göl, akarsu gibi yerlerde yaşayan canlıları inceleyen daldır.
Süremiz başladı. Hibrobiyoloji. Bir daha alabilir miyim? Hibrobiyoloji. Hibrobiyoloji. Oldu mu? Hayır dediler. Yeniden butonunuz aktif. Sezen Hanım buyurun. Hidrobiyoloji. Hidrobiyoloji. Hidro. Denizli ile geldi bu kez. Hidrobiyoloji. Bu kez cevap doğruysa Sezen Hanım ben bilirim de bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Hidrobiyoloji. Görelim. Kutlarız. Evet, böylece son anına kadar yine çok heyecanla yarıştığımız son düzeltmeyle Sezen Hanım'ın puan aldığı yarışımızda nihai tablomuz şöyle efendim. 2120 ile Sezen Hanım birincimiz, yine şahane yarışan rakibi 1440 puanla da Selen Hanım ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Selen Hanım, nasıldı yarış sizin adınıza? Keyifliydi her şeyden önce, amacına ulaştı. Birçok şey de öğrendim ve paslaşmalarla da güzel evet. oldu. Ben özellikle çok keyif aldım. Sezen Hanım'la çok paslaşmanız evet, oldu. Evet. Ve buraya beraber de geldik. O da yüzden de keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim hem ekibe hem size özellikle. Çok teşekkür çok ederim. Çok mutlu, keyifli anlardı benim için. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Ben de şu açıdan rahatım. Şimdi arada sadece bir harf fark var ya. Sezen Hanım, Selen Hanım. Acaba evet. bütün yayın nasıl yürüyeceğiz diye nazar değmesin sıkıntısı yürüdük. Doğru. Ne siz hani farklı bir pas algılayıp cevap verdiniz. Çünkü bazen yaşayabiliyoruz özellikle antrenmanlarda. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Enerjiniz harikaydı. Güler yüzünüzle stüdyomuzda ağırlamaktan çok memnun olduk. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun Selen Hanım. Ve bu akşamın birincisi Sezen Hanım. Tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Gerçekten dişli bir yarışmacıydı ekip olarak finalist olarak. Ben hedef koymamıştım. Finalist olabilir miyim, olamaz mıyım? Hiçbir düşünceyle, o düşünceyle gelmedim. Sadece git, keyif al. Hayatına güzel renkli bir an kat dedim kendime ve şu an finalist oldum. Çok mutluyum. Keyifli bir yarışmaydı. Ekibinize de çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlar da çok samimiydi. Eğlendik. Herkes gelsin. Harikasınız. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Bugünkü rakiplerin ama hep öyleydi sözleri. Evet. Gerek Cemil Bey sıfır almayayım, heyecan olmasın, keyif alayım. İşte Arzu Hanım keza burada bir şekilde bir arada soruları paylaşalım mantığıyla geldiklerinin hep altını çizdiler. Evet. Bu akşamki tüm katılımcılarımız az önce finali de birlikte izlediler. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Ve Sezen Hanım'ı bir kez daha tebrik ettikten sonra ödülünü takdim etme vakti. Sevgili seyirciler, bu akşam da yine dört değerli misafirimize çıktığımız yolculuğumuzda birincimiz netleşti. 2000 puanın üzerine yükselen, 2120 puan toplayan Sezen Hanım bu akşamın birincisi. Ödülünüzü de güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Teşekkür ederim. Efendim bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tebrik ederim.